Merhaba arkadaşlar. Şimdi ise Türkiye'de ulaşım ve turizm sorularımızdan devam ediyoruz. İlk sorumuzdan başlayalım. Birinci sorumuz, Türkiye'de kara ve demir yollar yapım maliyeti oldukça yüksektir diyor. Evet, Türkiye'de hakikaten kilometre başına maliyetler yüksektir. Bu durumun oluşmasında faktörlerinden hangileri etkili olmuştur diyor arkadaşlar. Burada tabii ki birincisi Türkiye'nin yer şekillerinin çok engebeli olması. Bu birinci ve temel etkendir. Hem demir yolu yapımında hem de karayolu yapımında arkadaşlar. Bu birinci etkendir, bu var. İkincisi şehirlerin birbirine uzak olması. Evet, Türkiye'de baktığımız zaman dikkat edin, şehir merkezleri arasında mesafe en az 60 kilometre olmak zorunda olduğu için burada şehir mesafeleri fazla olmasından dolayı ve Bitütürk'ün büyüklüğünden dolayı burada maliyetler artmıştır. Mesela Hollanda gibi ülkelerde genelde şehirler birbirine çok yakındır. Yani en fazla 10-15 kilometrelik bir mesafe olduğu için bu anlamda yol yapım maliyetleri biraz daha ucuzdur. Onun için bunlar vardır. Araç sayısının artması, hayır, araç sayısının artmasının bir etkisi burada doğrudan yoktur. Onun için cevabımız 1 ve 2'nin olduğu D şıkkı. İkinci sorumuza geldiğimiz zaman, Türkiye'de demir yolu ulaşım ağı uzunluk ve nitelik yönünden henüz istenilen düzeye gelememiştir. Evet, maalesef baktığımız zaman hem demir yolu anlamında hem de karayolu anlamında arkadaşlar yeterli seviyelere ulaşamadık. Demir yolunda mesela yaklaşık 12.500 bin kilometre, karayolunda ise 72 bin kilometrelik bir otobanımız vardır. Bunların en azından yüz binlerce değerinde artmış olması gerekiyor. Bu durumda hangileri etkili olmuşturdu? Yani neden demir yolunda ve karayolunda fazla gelişememişiz? Birincisi tabii ki yer şekilleri. Evet, Türkiye çok dağlık bir ülke olduğu için yeteri kadar özellikle demir yollarında gelişememiştir. Bu etkendir. İkincisi ekonomik nedenler. Evet, özellikle 1940 ve 1960 ve 62.000 arasında maalesef ekonomik sorunlardan dolayı mesela demir yolu yapımına pek fazla ağırlık verilmemiş. Bunu derste anlatmıştım özellikle. Bu vardı. Karayolu ağının yaygın olması. Evet, bu var ama demir yolu gelişimini engelleme anlamında bir etken söyleyemeyiz bunu. Deniz yolu ağının gelişmiş olması arkadaşlar. Evet, buna baktığımız zaman mesela deniz yolu ağının gelişmiş olması doğrudan bir etki sağlamaz. Ki zaten yoğun bir şekilde gelişmiş değildir deniz yolu ağı. Demek ki burada arkadaşlar birinci etken, ikinci etken ve üçüncü etken mesela burada doğrudan etkilemiş. Cevabımız E şıkkı. Üçüncü sorumuza geldiğimiz zaman, haritadaki numaralı bölgelerin hangilerinde demir yolu ulaşımı yoktur diyor. Bu çok önemli arkadaşlar. Türkiye'de maalesef demir yolu anlamında birçok bölgemize halen ulaşım yapılamamaktadır. Çoğu zaten Osmanlı Devleti döneminden belirlenmiş, Cumhuriyet dönemindeki belirlenmiş ana hatlar üzerindendir. Şimdi burada bakalım, bir numaralı yer arkadaşlar nereye göstermiş? Konya ve çevresi. Oraya demir yolu bağlantısı mevcuttur. 2 numaralı yeri göstermiş arkadaşlar. Dikkat edin, 2 numaralı yer Zonguldak ve çevresidir. O bölgede demir yolu bağlantısı vardır. Nedeni de buranın tabii ki sanayileşmiş olmasından dolayıdır. Şimdi 3 numaralıya geldiğimiz zaman arkadaşlar, 3 numaralı yer Doğu Karadeniz'de Trabzon'un bulunduğu bölgedir ve oraya maalesef demir yolu bağlantısı yoktur arkadaşlar. Hatta Doğu Karadeniz'de unutmayalım, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin dediğimiz 5 ilimize demir yolu bağlantısı yok. Demek ki bu varmış. 4 numaraya geldiğimiz zaman işte bu da Muğla, Menteşe yöresi. Evet, buraya da yine demir yolu bağlantısı yoktur arkadaşlar. Demek ki burada 3 ve 4 numaralı yerde demir yolu bağlantısı yokmuş. Cevabımız D şıkkı. Dördüncü sorumuza geldiğimiz zaman, Türkiye'de kara ve demir yolu genelde doğu batı yönünde uzanmaktadır diyor. Dikkat edelim, doğu batı yönünde uzanır diyor. Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Yani neden bizim karayollarımız genelde doğu batı yönlüdür diyor. Yükseltinin doğuya doğru artması. Bu, dikkat edin arkadaşlar, yükseltinin doğuya doğru artması doğrudan bir etken değildir. İklim şartları doğrudan bir etken değildir ama yerleşim alanlarının genelde doğu batı yönünde olması demiş arkadaşlar. Yani bu gezenlikle yer şekillerinin doğu batı yönünde uzanmış olması olacaktı. Cevabımız C şıkkı. Yukarıdaki Türkiye haritasında gösterilen limanların hangisinin iç kesimlerle demir yolu bağlantısı yoktur demiş arkadaşlar. Dikkat edin, iç kesimlerle bağlantı. Burada İzmit'e baktığı zaman İzmit'in arkadaşlar demir yolu bağlantısı bu anlamda mevcuttur. Samsun'un özellikle liman şehri olmasından dolayı burada doğrudan bir bağlantısı vardır. İzmir'in, zaten İzmir Türkiye'deki ilk demir yolu ağının örülmüş olduğu bölgedir. İzmir Aydın arası. Antalya'ya geldiğim zaman arkadaşlar Antalya kalsın. Mersin'de demir yolu bağlantısı bu anlamda içeriye sağlanmıştır. Ama Antalya'da demir yolu bağlantısı yoktur arkadaşlar. Onun için cevabımız C şıkkı. Altıncı sorumuza geldiğim zaman, bir limanın işlek olup olmaması Art bölgesi, yani hinterlantı ile bağlantısının gelişme derecesine bağlıdır diyor. Limanın Art bölgesi tarım, sanayi, ticaret merkezlerini düzenli kara ve demir yolu birbirine bağlayan bölgeleri kapsar diyor arkadaşlar. Dikkat edelim. Buna göre demiş, haritada verilen liman Art bölge dağılışlarından hangisi yanlıştır diyor. Gelişmiş ve gelişmemiş olarak kıyaslayacağız burada.
En başta İstanbul'u verdiği zaman evet İstanbul'un hinterlandı arkadaşlar gelişmiştir ve doğrudur yani bu alanları kapsar. İzmir doğrudur. Hatta İzmir hinterlandı en geniş limanlarımızdan biridir. Mersin doğrudur. Hinterlandı gelişmiştir. O bölge Trabzon doğrudur. Ama Sinop'a baktığımız zaman arkadaşlar Sinop'un hinterlandı çok dardır. Çünkü hemen arkasında Küre Dağları uzanmaktadır. İskender Dağları bu kadar hinterlandı gelişmiş bir liman değildir. Onun için cevabımız A şıkkı. 7. sorumuza geldiğim zaman yukarıdaki Türkiye haritasında kentler arasındaki numaralanan doğrultularda yapılan karayolların birim uzunluktaki ve aynı standarttaki yol yapım maliyeti hangisinde daha azdır diyor. Dikkat edin burada yol yapım maliyetinin az olması yer şekillerinin elverişli olmasıyla alakalıdır. Şimdi Zonguldak'tan Çankırı'ya yaptığımız zaman arkadaşlar tabii ki maliyetler artmış olacak burada. Rize ve Erzurum arasına ya baktığım zaman en fazla hatta en fazla olacak noktalardan bir tanesi karayolunda maliyetli olan bu olacak. 3'e baktığımızda Isparta Antalya arası yine Toroslardan dolayı maliyetli olacak. Burada Niğde Mersin arası biraz maliyetli olacak. Bu bölgede yani bu maliyetler diğerlerine göre biraz daha düşük olacak ama maliyetin dikkat edin en düşük olacağı yer arkadaşlar Gaziantep ile Şanlıurfa arası olmuş olacak. Yani çünkü orası geniş bir düzlükten oluşuyor. Cevabımız E şıkkı. 8. sorumuza geldiğimiz zaman Türkiye'nin bazı limanları ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır diye arkadaşlar dikkat edelim. Yanlış bir bilgiye bakacağız. Yük ve yolcu trafiği bakımından Türkiye'nin en büyük limanı İstanbul Limanı'dır diyor. Doğru. Türkiye'nin en büyük limanı bu anlamda İstanbul Limanı'dır. Art bölgesinin genişliği ve modern tesisleri İzmir Limanı ülkemizin başta gelen ihraç limanlarından bir tanesidir diyor. Bu da doğru. Sinop Limanı doğal liman olduğu için Karadeniz bölgesinde hinterlandı en geniş limandır demiş arkadaşlar. Kalsın bu. Trabzon Limanı Zigana Kop geçitlerin aracıyla İran'ın diğer ülkeler ticareti sağlayan transit bir limandır diyor. Doğru buna dikkat edelim. Oradan Kop ve Zigana geçitleri hatta şimdi bir de Ovid geçidi yapılıyor oraya. O bölgeyle İran'a ve Doğu Asya'ya bağlantıyı sağlamış oluyor. Mersin Limanı yükleme ve boşaltma kapasite bakımından İstanbul'dan sonra ikinci büyük limanımızdır diyor. Evet, yükleme ve boşaltma kapasitesi anlamından kastetmiş. Bu da doğru ama burada yanlışımız arkadaşlar. C şıkkımız Sinop Limanı Karadeniz bölgesinin hinterlandı en geniş limanıdır diyor. Hayır, Samsun Limanı hinterlandı geniş olan limandır. Onun için cevabımız C şıkkı. 9. sorumuza geldiğim zaman 9. sorumuz doğal şartları göz önüne alınırsa aşağıdaki bölümlerden hangisinde kara demir yolu yapımı daha zordur diyor arkadaşlar. Dikkat edin. Kara ve demir yolları yapımının maliyeti daha zordur diyor. Ergene bölümüne baktığımız zaman Ergene bölüm neredeydi? Trakya'daydı arkadaşlar. Tekirdağ'la İstanbul arası ve Edirne arası dediğimiz bölgede Edirne ile daha doğrusu Tekirdağ arası. Onun için burada maliyet tabii ki daha düşüktür. Hakkari bölüm demiş kalsın bu. Konya bölümü düz olduğu için maliyetler daha düşüktür. Orta Fırat bölümü demiş tabii ki maliyetler daha düşüktür. Güney Marmara bölümü demiş maliyetler tabii ki düşüktür ama Hakkari bölümünde dağlık olmasından dolayı maliyetler tabii ki fazladır. Onun için cevabımız B şıkkı. 10. sorumuza geldiğim zaman herhangi bir limanın yük ve yolcu trafiğinin fazla olmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi diğerlerine göre daha azdır diyor. Dikkat edelim. Herhangi bir limanın yük ve yolcu trafiğinin fazla olmasında hangisinin etkisi diğerlerine göre daha azdır diyor. Eğer sanayi bölgelerine yakınsa tabii ki yolcu ve yük taşıma işleminde yoğun bir kapasite olacaktır. Önemli su yollarının üzerinde olması demiş arkadaşlar. Dikkat edelim su yollarının üzerinde olması demiş. Art bölgesinin geniş olması. Evet, art bölgesi genişse zaten o liman yoğun bir şekilde kullanacak anlamına gelir. Doğal liman özelliği göstermesi. Buna dikkat edin, bu kalsın. Bu da yükleme boşaltma kapasitesinin fazla olması. Evet. Burada zaten A, C ve E'yi net bir şekilde görebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi burada önemli su yollarının üzerinde olması. Evet. Önemli su yolları üzerindeyse arkadaşlar bu da yine yoğun bir şekilde ne yapılacaktır tabii ki? Kullanacaktır. Ama burada D şıkkında doğal liman özelliğini göstermesi. Bunun bir örneği var hatta Türkiye'de o da nedir? Sinop limanıdır değil mi? Türkiye'nin doğal limanıdır ama maalesef hinterlandı dar olduğu için yoğun bir şekilde kullanılmıyor. Demek ki doğal liman olması o kadar da yoğunluğu sağlıyormuş. Cevabımız D şıkkı. 11. sorumuza geldiğimiz zaman Türkiye'nin dış ticaretindeki yük taşımacılığında deniz yolu taşımacılığının payı fazladır diyor. Dikkat edelim. Dış ticaretini yük taşımacı, deniz yolu taşımacı özellikle küresel ticarette yoğun şekilde kullanılıyor. Bu durumun oluşmasında hangileri etkili olmuştur diyor deniz yolu anlamında. Zaman tasarrufu sağlaması demiş arkadaşlar. Dikkat edelim. Bütün limanların demir yolu bağlantısının olması demiş. Türkiye'de dikkat edin burada bütün demir yolu limanlarımızın doğrudan demir yolu bağlantısı yok. Mesela örnek Karadeniz bölgesini verdiğim zaman Karadeniz bölgesine sadece Zonguldak ve Samsun'a demir yolu bağlantısı vardır.
Taşıma maliyetlerinin düşük olması. Evet, dikkat edin. En fazla tercih sebeplerimizden bir tanesi de budur arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Aynı anda daha fazla yük taşıması. Evet, deniz yolunun veya geminin burada tercih edilmesinin sadece Türkiye için değil, bütün dünya için tercih sebebi olmasının aynı anda birden fazla, çok fazla yük taşımış olmasıdır. Cevabımız demek ki 3 ve 4. Yani E şıkkı. 12. sorumuza geldiğim zaman, Türkiye'de yer şekillerinin engebeli olması belirli alanlarda ulaşım koşullarını güçleştirdiği için ulaşım yollarının yoğunluğunu azaltmaktadır diyor. Dikkat edelim. Türkiye'de yer şekillerinin engebeli olması belirli alanlarda ulaşım koşullarını güçleştirdiği için ulaşım yollarının yoğunluğunu azaltmaktadır diyor. Yörelerin hangisine belirten durum pek geçerli olduğu söylenemez. Yani yer şekilleri anlamında elverişlidir diyor. Kocaeli platosu demiş arkadaşlar. Kalsın bu. Taşeli platosu Akdeniz'de dağlık olan bir bölümdür. Hakkari yöresi dağlık olan bir bölümdür. Menteşe yöresi dağlık olan bir bölümdür. Doğu Karadeniz bölümü dağlık olan bir bölümdür. Onun için buralar için söylenir arkadaşlar. Söylenir ama Kocaeli platosu için tabii ki söylenemez. Yani genelde düzdür. Onun için cevabımız A şıkkı. 13. sorumuza geldiğim zaman, yer şekillerin elverişi, kara ve demir yolu bağlantısının güçlü, bunlara bağlı olarak da hinterland'ın yani art bölgenin geniş olduğu limanlar geniş olduğu için gelişmiştir diyor. Buna göre aşağıdaki limanlardan hangisinin belirtilen özellikle pek taşımadığı burada dikkat edin gelişememiştir. Taşımadığından dolayı gelişememiştir diyor. İstanbul Limanı gelişmiştir. İzmir Limanı gelişmiştir. Mersin Limanı gelişmiştir. İskenderun Limanı gelişmiştir. Bunların hinterland hepsi geliştir ama Sinop Limanı doğal liman olmasına rağmen arkadaşlar burada gelişememiştir. Onun için cevabımız E şıkkı. 14. sorumuza baktığımız zaman, Türkiye'de birim alanda düşen karayolu uzunluğu, yük ve yolcu taşıma hacmi, ağın sıklık derecesi ve trafik yoğunluğu bölgeden bölge önemli farklılıklar gösterir, değil mi? Mesela Marmara bölgesi ile Doğu Anadolu bölgesini kıyasladığımız zaman bölgeler arası bu farkın oluşmasında hangisinin etkisi yoktur demiş arkadaşlar. Enlem demiş, bu kalsın. Sanayileşme düzeyi, evet Marmara ve Doğu Anadolu kıyasladığım zaman tabii ki sanayileşme düzeyleri birbirinden farklıdır. Yer şekilleri kesinlikle etkilidir burada, ona dikkat edin ve nüfus yoğunluğu arkadaşlar. Burada tabii ki etkili olmayan, doğrudan etkili olmayan arkadaşlar burada enlem vardır. Dikkat edelim. Nüfus yoğunluğunu alacağımız zaman mesela onun doğrudan bir etkisi bu anlamda yoktur arkadaşlar ama sanayileşme düzeyi, yer şekilleri doğrudan etkilidir ve nüfus yoğunluğu buna bağlı olarak az da olsa etkilidir. Demek ki etkisi olmayan sadece birmiş. Cevabımız A şıkkı. Türkiye'de diğer ulaşım biçimlerine göre karayolu ulaşımının daha fazla tercih edilmesinde diyor. Dikkat edelim. Hangileri etkilidir yani? Ki hakikaten Türkiye'de en fazla kullanılan ulaşım sistemi arkadaşlar maalesef diyoruz karayoludur. Çünkü kazaların da yüksek olmasından anlaşılabiliyor bu. Karayollarıyla Türkiye'nin her yerine ulaşılabilmesi. Evet, tercih sebebimizin bir tanesi de budur arkadaşlar. Her noktaya bu şekilde ulaşabiliyoruz. Karayollarıyla ulaşımın daha güvenli olması demiş arkadaşlar. Hayır, tam tersi. Aslında en güvenli olan ulaşım sistemi demiryoldur yani. Karayollarında kaza riski daha da yüksektir yani. Hele ki bizdeki gibi büyük bir çoğunluğu stabilize tek yol olan karayolları. Karayolları taşımacının daha ucuz olması demiş arkadaşlar. Burada baktığımız zaman belli yerler için bu belli ucuzluk yani yolcu taşımacını da söyleyebilir ama bireysel anlamda kullandığımız zaman tabii ki daha fazladır. Burada demek ki tercih edilmesinde aslında en önemli etken karayollarıyla Türkiye'nin her yerine ulaşabilmek yani. Cevabımız A şıkkı. Aşağıdaki şehirlerden hangisi kara ve hava demir yolu ulaşımının kesme noktasında yer alır diyor. Dikkat edin. Yani 3 tane ulaşım anlamında arkadaşlar kesişim noktasında yer alır diyor. Kara, hava ve demir yolu ulaşımı anlamında. Sivas demiş arkadaşlar. Sivas bu anlamda bir uğrak noktası yoğunluğu taşımaz. Trabzon'a baktığımız zaman özellikle demir yolu anlamında bir bağlantı sağlamaz. Hakkari'ye baktığımız zaman demir yolu anlamında bir bağlantı sağlamaz. Adıyaman'a baktığımız zaman Adıyaman arkadaşlar belki birkaç yoğunluk vardır ama Ankara bu anlamda bu var olan iller içerisinde en yoğun trafiği sağlayan bölgedir. Karayolu, demiryolu ve hava yolu anlamında en fazla kullanılan ulaşım ağıdır. Onun için cevabımız D şıkkı. 17. sorumuza geldiğimiz zaman aşağıdakilerden hangisi Türkiye'deki yolcu ve yük taşımacılığı yönünden kara, demir ve hava yollarının kullanımı en fazladan en aza doğru sıraladığımız zaman tabii ki bizim şu anda en fazla kullandığımız karayoldur arkadaşlar. Demek ki şu B'yi, C'yi ve E'yi ne yapacağız? Eleyeceğiz. Karayolundan sonra tabii ki demir yolu var arkadaşlar kullandığımız ve son dönemlerde artık belki bir 5 yıl sonra daha da geçmiş olacak ama şu anda kullandığımız hava yoldur. En az olarak sınıflandırdığım zaman demek ki cevabımız D şıkkı. 18. sorumuza geldiğim zaman
Dağların uzanış yönü yerleşim merkezler arasındaki ulaşımı etkilemektedir diyor. Doğru. Buna göre Türkiye'nin yer çekimleri göz önüne alındığında verilen kent şartları hangisinde ulaşım bağlantısı daha zordur diyor. Yani bu içeriye girmek biraz daha zordur diyor. Gaziantep, Şanlıurfa. Dikkat edin burada kolaydır bölgede. Trabzon'dan Rize'ye arkadaşlar demiş. Gerçi sahil şeridi olarak ifade etmiş. Ankara, Konya arası düzdür. Ulaşım zor değildir. Kolaylık yapılabilir. İstanbul, bu anlamda Kocaeli ulaşım kolaydır arkadaşlar. Burada zor değildir. Ama Ankara, Zonguldak dediğim zaman arada Kıvrım Dağları olduğu için arkadaşlar ona dikkat edin. Orada ulaşım zordur. Yanıltıcı olan Trabzon Rize'dir ama Trabzon Rize dikkat edin sahilde içeriye doğru girmiyorsun yani aynı sahilden devam ediyorsun. Onun için biraz daha kolaydır. Cevabımız burada E şık Ankara Zonguldak. 19. sorumuza geldiğim zaman karayolu yapımında İç Anadolu, Ege ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde maliyetler düşüktür diyor. Bu maliyetin düşük olması sebebi nedir diyor. Tabii ki burada yeryüzü şekillerinin az engebeli olması olarak ifade. İş gücünün ucuz olması, linit yatakları alakası yok. Endüstri merkezlerine yakın olması, hayır iklim koşullarına uygun olması. Bunların birkaç tanesi için geçerlidir ama burada en temel sebep arkadaşlar tabii ki bu verilen 3 bölgemizin de diğer bölgelere göre yer şekillerinin daha elverişli olması, az engebeli olmuş olmasıdır. Onun için cevabımız A şıkkı. 20 sorumuza geldiğimiz zaman karayolların geçtiği önemli kavşak noktalarında bulunan yerleşim merkezleri daha fazla gelişir diyor. Evet, bir bölgenin özellikle dikkat edin Türkiye'de baktığımız zaman gelişmesi o ulaşım noktalarının kavşak bölgelerinde olmasından kaynaklanıyor. Buna göre aşağıda verilen illerden hangisi bu özelliğe sahip değildir diyor. Yani kavşak noktalarından bir tanesi değildir diyor. Eskişehir, evet kavşak noktalarından geçiş bölgesidir. Özellikle İç Anadolu'yu Marmara ve Ege'ye bağlayan önemli bir geçiş alanıdır. Ankara yine aynı şekilde kesişim noktasıdır, merkezdir. Kocaeli yine aynı şekilde önemli kesişim noktalarından bir tanesidir. İstanbul'a ve Marmara'ya giriş bölgesindeki önemli bir yerdir. Bursa yine aynı şekilde önemli kesişim noktasıdır ama Hakkari bayağı bir uzakta kaldığı için Güneydoğu'nun ve Doğu Anadolu bölgesinin en uç noktasında kaldığı için bu anlamda gelişmiş bir özelliği yoktur. Cevabımız E şıkkı. 21. sorumuza geldiğimiz zaman Türkiye'de dağların uzanış doğrusundan dolayı Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinde kıyıla iç kesimler arasında ulaşım oldukça zordur diyor. Bu nedenle ulaşım bölgede geçitlerle sağlanır diyor. Aşağıdakilerden hangisi Akdeniz bölgesinde yer alan geçitlerden biri değildir demiş. Dikkat edin Belen geçidi arkadaşlar. Bu İskenderun'u Hatay'a bağlayan bir geçittir yani önemlidir. İç bölgeye bağlaması açısından. Gülek Boğazı en gelişmiş boğazlardan bir tanesidir. Adana İç Anadolu bölgesine veya içeriye daha doğrusu bağlamış olan bir bölgedir, geçittir. Zigana demiş arkadaşlar. Zigana'ya dikkat edelim o kalsın. Çubuk geçidi arkadaşlar. Bu da Antalya ile Isparta'yı bağlayan geçittir. Sertavul geçidi Mersin ile Silifke'yi bağlayan geçittir. Burada demek ki Akdeniz'de olmayan geçit arkadaşlar. Zigana geçtiğimiz cevabımız C şıkkı. 22. sorumuza geldiğimiz zaman arazideki engebeler arttıkça aynı standartta karayolların kilometre maliyeti de tabii ki artmış oluyor. Mesela örnek Hollanda 10 kilometreyi 1 milyon dolara yapıyorken mesela veya 100 bin dolara yapıyorken biz aynı yolu maalesef daha yüksek fiyatlara yapmak zorunda kalıyoruz. Buna göre demiş aşağıdakilerden hangisine verilen yerleşim birimleri arasında yapılacak yeni karayolu yolunun kilometre maliyetinin en az olması beklenir diyor. Şimdi tekrar burada söyleyeyim. Hollanda'da maliyetlerin düşük olması yer şekillerinin elverişli olmasıydı. Burada da aynı şekilde maliyetlerin düşük olması yer şekillerinin sade olmasından kaynaklanacak. Zonguldak Ankara maliyeti arttırır çünkü arada Köroğlu, Ilgaz Dağları falan vardır arkadaşlar. O bölgede onun için yoğundur. Antalya Burdur, Toroslar, Batı Toroslar vardır. Maliyeti yüksektir. Erzurum, Trabzon en fazla olabilecek olan maliyetli yerlerden bir tanesi burasıdır. Ama İzmir Denizli'ye geldiğim zaman dağlar zaten kıyıya dik bir şekilde uzandığı için ve iç bölgelerde de ulaşım anlamında geniş vadi tabanları olduğu için ulaşımı biraz daha kolaydır. Van Hakkari hatta maliyeti en fazla deseydi o zaman cevabımız E olurdu. Ama en az dediği için cevabımız arkadaşlar D şıkkı. İzmir Denizli. 23. sorumuza geldiğim zaman ülkemizde en yaygın kullanılan ulaşım ağı karayoludur diyor. Ancak yol yapım maliyeti her yerde aynı değildir diyor. Buna göre aşağıda kent çiftlerinin hangisinde yol yapım maliyeti diğerlerine göre daha pahalıdır diyor. Yine aynı şekilde burada özellikle çok pekiştirme yapacağız ki bu yerleri öğrenelim. İzmir-Aydın arası baktığımız zaman evet yol yapım maliyetleri burada düşüktür. Konya-Niğde arası geniş düzlüklerden oluşur. İç Anadolu bölgesi burada maliyet tabii ki düşüktür. İstanbul-Edirne en düşüklerden bir tanesidir. Rize-Erzurum demiş arkadaşlar kalsın bu. Şanlıurfa-Mardin demiş bunlar da yine yol yapım maliyeti düşüktür ama Rize ve Erzurum dikkat edin Türkiye'nin en dağlık olan bölümünün olduğu yerlerde onun için maliyet burada tabii ki daha pahalıdır.
cevabımız D şıkkı. 24. sorumuza geldiğimiz zaman, aşağıdaki bölümden hangisine hem iklime hem de yer şekillerine bağlı ulaşım güçlüğü diğerlerinden daha fazladır diyor. Dikkat edin. Yukarı Murat Van bölüm demiş. Burası Doğu Anadolu bölgesinde. Adana bölümünde ulaşım kolaydır. Çatalca Kocaeli'nde ulaşım kolaydır. Güney Marmara'da ulaşım kolaydır. Ege'de ulaşım kolaydır ama Yukarı Murat Van bölümü dağlık olduğu için ulaşımı biraz daha zordur. Onun için cevabımız A şıkkı. 25. sorumuza geldiğim zaman, Türkiye'nin yer şekilleri ve özellikleri, demir yolu yapım maliyetleri göz önüne alındığında aşağıda verilen yönlerden hangileri arasında yapılacak olan demir yolu maliyeti daha fazla olur diyor. Dikkat edin, yani aynı şekilde karayolundaki gibi hangi doğrusu demir yolu yaparsak mesela Türkiye'de maliyetler daha yüksek olur diyor. Doğu Batı demiş, tam tersi. Doğu Batı maliyetlerin en düşük olacağı yöndür arkadaşlar. Onu hatta bir soruda çözmüştük yine. Kuzey Batı Güneydoğu demiş. Çapraz demiş arkadaşlar. Dikkat edin. Kuzey Batı'dan Güneydoğu'ya doğru. Belli yerlerde vadi aralıklarından dolayı maliyeti tabii ki artmış olur. Güneybatı, Kuzeydoğu dediğim zaman yine aynı şekilde maliyetler artmış olur. Ama burada arkadaşlar dikkat edin, maliyetleri en fazla artacak olan yön direkt kuzeyden güneye doğrudur. Çünkü oradaki Kıvrım Dağları, Sıra Dağları geçmek ve oralara tünel yapmak çok maliyetli olacaktır. Onun için cevabımız D şıkkı. 26. sorumuza geldiğim zaman, Dağ Boğaz Vadi gibi şekiller Türkiye'de karayolu ulaşımını etkiler diyor. Evet, hatırlarsanız bunlarda özellikle vadi tiplerini anlatmıştım. Çentik vadi ve profili vadidir. Ulaşımın olmadığı, ona dikkat edin, çentik vadiler ulaşımın yapılamayacağı vadilerdi. Ama U profilli vadiler hatırlarsanız tabanı genişlediği için ulaşımın yapılabileceği olan vadilerdi. Ondan sonra asimetrik, geniş tabanlı vadiler ulaşımın olabileceği vadilerdi. Burada demiş ki, buna göre demiş, Edirne'den Adana'ya en kısa güzergahtan karayoluyla gitmek isteyen bir kişi sırasıyla hangi doğal engelleri geçmek zorundadır diyor, doğal engelleri. Burada bakıyoruz arkadaşlar, İstanbul Boğazı burada bu bölgede. Çanakkale Boğazı, İstanbul Boğazı, Çanakkale Boğazı ve İstanbul Boğazı. Şimdi ilk önce en kısa yol dediği için dikkat edin, Çanakkale Boğazı ne yapacağız? Eleyeceğiz. Çünkü Çanakkale Boğazı yolu uzatmaya sebep olur arkadaşlar o bölgede. Demek ki İstanbul Boğazı'ndan geçeceğiz. Sonra dikkat edin, doğal dediği İstanbullardan Ilgaz Dağları demiş ve Kızılırmak Vadisi demiş. Diğeri de Bolu Dağları demiş. Bolu zaten bu anlamda sürekli İstanbul, Ankara arasında kullandığımız geçit yerlerinden, dağlardan bir tanesidir o bölge. Demek ki Ilgaz Dağları'na gitmeyeceğiz. Ilgaz Dağları çünkü biraz daha doğuda kalıyor. Karadeniz'e doğru gitmiş oluyoruz. Yolu uzatmış olacağız. Hele ki Kızılırmak Vadisi o bayağı bir yolu uzatmış olacak. Demek ki burada arkadaşlar İstanbul Boğazı'ndan geçeceğiz. Sonra Bolu Dağları'nda ve Orta Toroslar'dan, tabii ki orada bir boğaz vardı hatırlarsanız, o da Gülek Boğazı'ydı. Oradan geçip Adana'ya ulaşmış olacağız. Demek ki cevabımız A şık arkadaşlar. 27. sorumuza geldiğimiz zaman, haritada numaralar gösterilen merkezlerin hangilerine demir yoluyla ulaşılamaz diyor. Dikkat edelim, demir yolu bağlantısı burada yoktur diyor. Burada direkt illeri vermiş arkadaşlar. Buna dikkat edelim burada. Şimdi burada birinci bölgeyi Kastamonu demiş. Hatırlayalım, Kastamonu'da demir yolu bağlantısı yoktu değil mi? Çünkü demir yolu bağlantısı neredeydi Karadeniz'de? Sadece Zonguldak ve Samsun'da vardı arkadaşlar. Kastamonu'yu aldık, demir yolu bağlantısı yok demiştik. İkiye baktığımızda iki Balıkesir, evet, demir yolu bağlantısı burada vardır arkadaşlar bu bölgede. Ona dikkat edelim. 3'e geldiğimiz zaman 3 Antalya demiş. Demir yolu bağlantısı hatırlarsanız yoktu, orada kalsın. Diyarbakır'a ve Kars'a arkadaşlar tabii ki Doğu Ekspres dediğimiz bölgelerde demir yolu bağlantıları mevcut. Demek ki burada Kastamonu ve Antalya arkadaşlar 1 ve 3'e demir yolu bağlantısı yok. Cevabımız B şıkkı. 28. sorumuza geldiğimiz zaman, Ankara Üniversitesi Turizm Bölümü öğrencileri kendi aralarında 3 grup oluşturup Türkiye'nin çeşitli yörelerine turistik amaçlı bir gezi düzenlemiş arkadaşlar. Kendilerine çeşitli ad veren bu gruplardan Gök grubu demiş ki Doğu Karadeniz çevresine gideceğiz biz. Sahra grubu Antalya çevresine gideceğiz demiş. Avrasya grubu ise Güney Marmara'ya gezi turunu düzenleyeceğiz demiş. Bu gruplardan hangileri gittiği yörelerde dikkat edin, sağlık, doğa, deniz ve kültürel varlıklara dayalı turizm aktivitelerinin tamamını görebilir diyor. Dikkat edin, burada sağlıkla başlıyor. Yani sağlık dediği kaplıcalar, ılıcalar demiştir burada. Şimdi Doğu Karadeniz'de tabii ki onları ne yapamazsın? Göremezsin. Doğayı görebilirsin, kültürel görebilirsin, denizi göremezsin. Demek ki gök grubunu ne yapıyorsun? Eliyorsun gök grubu olanları, A ve D grubunu. Sonra ne demiş? Sahra grubu Antalya çevresi demiş. Antalya baktığımız zaman doğa, deniz ve kültürel anlamda bu varlıklara dayalı turizm gelişti ama burada dikkat edin şey yoktur. Sağlıkla ilgili arkadaşlar, çünkü kaplıcalar bu bölgelerde yoktur. Ama Avrasya grubuna baktığımız zaman
Avrasya grubu. Evet, Avrasya grubunun gittiği Güney Marmara'da mesela kaplıcalar yaygındır. Yalova, Balıkesir, Bursa o bölgelerde yaygındır. Aynı zamanda orada deniz ve doğa turizmi de gelişmiştir. Güney Marmara sahilleri ve tabii ki kültürel anlamda Çanakkale'den dolayı, Bursa'dan dolayı burası yine gelişmiştir. Demek ki Avrasya grubu gittiği Güney Marmara'ya giderse bu bütün turizm etkinliklerinin tamamını incelemiş olacak. Cevabımız C şıkkı. 29. sorumuza geldiğimiz zaman doğal güzellikleri ve kültürel değerleri öne çıkan şehirleri markalaştırmak, iç turizmi canlandırmak, alternatif turizm faaliyetlerini geliştirmek, sadece deniz turizmi dünya çapında aktifleştirmek. Demiş ki planlarından hangileri Türkiye'nin 2023 yılı stratejik turizm anlamında arkadaşlar bir planı diyor. Strateji içerisinde yer alır diyor. Doğal güzellikleri ve kültürel değerleriyle öne çıkan şehirleri markalaştırmak. Evet, bu var olan bütün her şeyde böyledir arkadaşlar. Yani bütün A'dan Z'ye ticari anlamda, ekonomik anlamda her şeyin markalaşmış değeri tabii ki daha fazla tercih edilmektedir. Onun için kesinlikle bu vardır. İç turizmi canlandırmak. İç turizm zaten hani belli bir oranda arkadaşlar canlıdır. Alternatif turizm faaliyetlerini ne yapabilmek? Tabii ki geliştirebilmek. Hedeflerden bir tanesi özellikle Türkiye'nin pek fazla hani gündeme gelmeyen nedir bunlar mesela? Yamaç paraşütü gibi, rafting gibi, dağcılık gibi, botanik gibi mesela. Bunun dışında diğer spora bağlı olan faaliyetleri, alternatif faaliyetleri de zenginleştirmek. Son dönemlerde çünkü popüler olanlar bunlardır yani. Demek ki bizim arkadaşlar 2023 stratejimiz genellikle markalaşmak ve alternatif turizmi geliştirmek. Yani cevabımız B şıkkı. 30. sorumuza geldiğim zaman Türkiye son yıllarda turizmin önemini kavramaya başlamış ve turizmi geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmaya başlamıştır diyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu çalışmalar arasında yer almaz diyor. Ülkeye gelen turistlere daha fazla çeşitlilik sunmak. Evet, turizmdeki önemli olan unsurlardan bir tanesi de bu çeşitliliği artırabilmektir. Turizm faaliyetlerini tüm yıla yaymak. Özellikle tarih ve kültür turizminde bunu tüm yıla yayabilmek, bunu yaz turizmine yayabilmek, özellikle 6 aydan daha uzun zamana yayabilmek. Uluslararası düzeyde fuar ve tanıtım faaliyetleri düzenlemek. Dikkat edin turizmde. Doğal güzelliklere sahip yerleri sit alanı ilan etmek demiş. Dikkat edin sit alanı ilan etmek. Kıyılarda tesis sayısını arttırmak için yapılaşmaya izin vermek. Burada dikkat edin ya, önemli bir noktadır bunlar. Doğal güzelliklere sahip olan yerleri sit alanı ilan ettiğin zaman alternatif turizm ve gelecekte olabilecek olan botanik turizmi için arkadaşlar önemli bir alan oluşturmuş olursun yani. Bunlar etkilenir ama kıyılarda tesis sayısını arttırmak için yapılaşmaya izin vermek maalesef oraların arkadaşlar florasını, doğal yalanı, ekosistemini bozacaktır. Turizm olma özelliğini kaybedecektir. Onun için cevabımız burada E şıkkı. 31. sorumuza geldiğimiz zaman Türkiye'de turizm faaliyetleri oldukça çeşitlidir. Bunlardan bazıları yaylacılık ve rafting demiş. Dikkat edelim. Sağlık demiş ve deniz turizmi demiş. Buna göre yukarıdaki turizm faaliyetleri haritada KLM noktaları olarak gösterilen yörelerin hangisinde daha fazla gelişme gösterir diyor. Şimdi dikkat edin yaylacılık demiş. Yaylacılık ve rafting'in Türkiye'de yoğun olduğu, özellikle yaylacının yoğun olduğu bölge K noktasıdır arkadaşlar. Doğu Karadeniz'dir. Sağlık dediği zaman sağlık tabii ki Güney Marmara'dır. Balıkesir, Yalova o bölge, Bilecik. Orası kaplıcaların yoğun olduğu bir yerdir. Tabii ki M'ye baktığımız zaman o da Antalya'dır ve deniz turizminin gelişmiş olduğu yerdir. Demek ki burada cevabımız arkadaşlar baktığımız zaman K, L ve M'yi gösterenler neydi? Tekrardan bir bakalım. K 1'i gösteriyor arkadaşlar. Dikkat edelim. L de 2'yi gösteriyor. M de 3'ü gösteriyor. Cevabımız A şıkkıymış. 32. sorumuza geldiğim zaman aşağıdakilerden hangisinde Türkiye'deki inanç turizmi alanında önemli bir eser yoktur diyor. Bu anlamda inanç anlamında. Şanlıurfa'da vardır arkadaşlar. Özellikle Şanlıurfa'ya. Konya Mevlana'dan dolayı mevcuttur. Trabzon arkadaşlar o bölgede yine mevcuttur. İzmir, Selsüz Kütüphane, Meryem Ana Kilisesi. Bunlar hepsi inanç anlamında da önemli tarihi eserlerin barındırıldığı bölgedir ama Yalova'da bu anlamda yoktur. Yalova genelde sağlık turizmi ağırlıklı olarak gelişmiş olan bir yerdir. Onun için cevabımız E şıkkı. 30. sorumuza geldiğim zaman Türkiye'de turizm gelirleri gayri safi milli hasıla içindeki payı 1980 yılında %0,6 iken 2007 yılında arkadaşlar %6'ya kadar çıkmıştır yani. Çok ciddi bir rakam. Hatta en son 2000'lerin sonundaki rakamlarımıza baktığımız zaman mesela veya güncel rakamlara baktığımız zaman 30 milyon turist ise 26 milyar dolarlık bir gelire kadar çıkmıştır. Turizm gelirlerindeki bu önemli artış aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez diyor. Turizmi teşvik kanunlarının çıkarılması. Evet, özellikle 80'lerden itibaren
turizmin gelişmesi için çok ciddi teşvik yatırımları ve paketleri çıkarılmıştır. Vergi ve gümrük muafiyetlerin getirilmesi demiş arkadaşlar. Dikkat edin, vergi ve gümrük muafiyetlerin getirilmesi. Ülke tanıtıma önem verilmesi, evet tanıtım özellikle reklamların çok yoğun şekilde yapılmış olması. Güneşli gün sayısı fazla olan uzun sahillerin bulunması, evet. Mesela diyelim ki Türkiye'de güneşli gün sayısının fazla olduğu böyle sahillerimiz olmasaydı, yani çoğu Karadeniz gibi olsaydı, o zaman turizmin gelişmesi biraz daha zor olacaktı. Konaklama tesislerin kalite ve sayısının arttırılması. Evet, bunlar hepsi turizmin gelişmesine yöneliktir ama vergi ve gümrük muafiyetlerinin getirmesi, bunlar genelde ticaretin, sanayinin, endüstrinin gelişmesi için atılmış olan adımlardır arkadaşlar. Bu doğrudan turizm ne yapmaz? Geliştirmez. Onun için cevabımız B şıkkı. 34. sorumuza geldiğimiz zaman, aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin 2023 turizm strateji hedefleri arasında yer almaz diyor. Birden baktığımız zaman zengin kültürel ve doğal değerlere sahip kentlerimizi markalaştırmak ve turistler için bir çekim noktası haline getirmek denir. Bu doğru. Sürdürülebilir turizm yaklaşımı yerine günübirlik turizm politikalarının izlenmesi demiş arkadaşlar. Yani sürece göre ve zamana göre demiş, bu kalsın. Türkiye'nin 2023 yılına kadar uluslararası pazarda turist sayısı ve turizm gelir bakımından ilk 5 ülke arasına girebilmek zaten bizim hedeflerimiz odur arkadaşlar. Hem sayı anlamında hem de gelir anlamında, elde ettiği gelir anlamında özellikle ilk 5'e girebilmek. İstihdamın arttırılmasında ve bölgesel gelişmede turizmi önemli bir sektör konumuna ulaştırması, bölgesel anlamda da özellikle geliştirmeyi sağlayabilmek, bütün bölgelerimize yayabilmek, alternatif turizm türlerini geliştirmek. Bunlar hepsi Türkiye'nin 2023 vizyonundaki önemli hedeflerdir. Ama sürdürülebilir yerine günübirlik turizm politikası Türkiye'nin arkadaşlar gelişimini olumsuz yönde etkileyecektir. Tam tersi, sürdürülebilir politika olması gerektir. Onun için cevabımız B şıkkı. 35. sorumuza geldiğim zaman, aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de turizmi geliştirmeye yönelik faaliyetlerden biridir diyor. Turizmi geliştirmeye yönelik. Turizmi tüm yıla yayarak çeşitlendirmek arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Doğal güzelliklere sahip olan yerleri yerleşim alanına açmak. İşte burası maalesef turizmin katledilmesi demektir. Ona dikkat edilmesi gerekiyor. Gelen turistlere kota uygulamak arkadaşlar. Hayır, tam tersi. Bu anlamda sürekli herkesi kabul etmen gerekir. Turizm bölgelerinde sanayinin gelişmiş olması turizmi olumsuz yönde etkiler. Turistik bölgelerde alışveriş merkezlerini azaltmak. Bunlar diyorum ya, hepsi turizmi baltalayabilecek olan unsurlardır ama turizmi tüm yıla yaydığımız zaman tabii ki elde edeceğimiz gelir daha da fazla olmuş olacak. 36. sorumuza geldiğimiz zaman, çevre turizmin temel kaynağıdır demiş. Bu kaynağın sürekli dengeli bir şekilde yönetilmesi, tahrip edilmesi, aksine kalitesinin arttırılması gereklidir demiş. Buna göre Türkiye'de turizmin çevre üzerindeki etkisi olumlu olumsuz aşağıdakilerden hangisinde en çoktur diyor. Dikkat edin. Karla kaplı dağlık yörelerde, bu bölgelerde dikkat edin, tam tersi dağlık olduğu için orayı ne yapabilirsin? Elverişli bölge olarak kullanabilirsin burada. Kaplıcanın yoğun olduğu bölgelerde dikkat edin, çevre üzerindeki olumlu. Deniz kıyılarında, ormanlık sahalarda ve tarım alanlarında demiş. Burada turizmin çevre üzerindeki etkisi hangisinde olumlu olumsuz olarak baktığımızda en çok dediği arkadaşlar bu bölgelerde olumlu olacak. Karla kaplı dağlık yöreler. Dikkat edin. Yani hem olumlu bir özellik sağlayabilir dağlık olmasından dolayı, hem de olumsuz bir özellik sağlayabilir. Çünkü ulaşımı ne yapabilir? Burada olumsuz bir şekilde etkileyebilir. Ama diğerleri genelde olumlu bir etki sağlamış olur yani. Onun için cevabımız A şıkkı. 37. sorumuza geldiğimiz zaman, Türkiye'nin 2023 turizm stratejilerinden biri de alternatif turizm türlerinden öncelikli olarak sağlık, termal, golf, deniz, yayla, kongre, fuar ve kış turizmi gibi ve ekoturizm gibi bunların geliştirilmesidir diyor arkadaşlar. Dikkat edin, verdiği illerimize baktığımız zaman Tekirdağ vermiş, İzmir'i vermiş, Samsun'u, Trabzon'u ve Mardin'i vermiş. Sorumuza devam ettiğim zaman, buna göre haritada gösterilen kent yerlerden hangisi burada gelişen alternatif turizmle birlikte verilmiştir diyor arkadaşlar. Trabzon'a baktığımız zaman yayla turizm demiş. Bu kalsın. Tekirdağ'da yayla turizm demiş. Hayır arkadaşlar, burada gelişemez. Mardin'de termal turizm demiş. Hayır, orada gelişemez çünkü kaplıca yok o bölgede. İzmir'de kış turizm demiş. İzmir'de dağlık, bir yüksek dağlık olan bir yer yok. Onun için gelişemez. Samsun'da rafting turizm demiş. Hayır, orada da ne yapamaz o? Gelişemez. Ama burada baktığımız zaman Trabzon'da yayla turizmi, evet, alternatif turizm sektörlerimizden bir tanesi ve hedef geliştirmeyi hedeflediğimiz sektörlerden bir tanesi. Onun cevabımız A şıkkıdır. 38. sorumuza geldiğimiz zaman, turizm Türk kültürel etkileşime yol açan bir faaliyettir diyor. Seyahatler ve konaklamalar sırasında kurulan ilişkiler sonucunda farklı sosyal ve kültürel
sahip toplumlar arasında bilgi alışverişte, iletişimde yaşanabilir diyor. Bu durum aşağıdaki bölgelerden hangisinde daha az görülür diyor. Yani bu iletişim etkileşim hangisinde daha azdır diyor. Marmara bölgesinde zengindir arkadaşlar. Hatta en zengin çünkü en fazla turistin geldiği bölgemiz orasıdır. Ege bölgesi dikkat edin zengindir o bölgede. İç Anadolu bölgesi o bölge Ankara'dan dolayı ve çevresinden dolayı zengindir. Kapadokya'dan dolayı, Konya'dan dolayı zengindir. Akdeniz zengindir ama Doğu Anadolu bölgesi bu iletişim maalesef en düşük olacağı yerlerden bir tanesidir. Onun için cevabımız E şıkkı. 39. sorumuza geldiğimiz zaman Türkiye'nin tanıtımında aşağıdakilerden hangisinin katkısı en azdır diyor. Dikkat edin tanıtımında arkadaşlar katkı anlamında en azdır diyor. Yurt dışındaki Türk işlerin bunların katkısı yadsınamaz özellikle Avrupa'dakiler için. Türkiye'de yaşayan yabancıların diyor. Türkiye'de burada yaşayan yabancıların uluslararası organizasyonların kesinlikle çok büyük etkisi vardır. Türkiye'den giden siyasi sığınmacıların demiş arkadaşlar. Dikkat edelim. Uydu yayınları ve internet. Evet bunlar özellikle Türkiye'de turizmin gelişmesini sağlayan önemli etkenlerdir. Ama burada D şıkkında Türkiye'den giden siyasi sığınmacılar demiş arkadaşlar. İşte bunlar genelde sorunlu olarak gittikleri için bunların Türkiye turizmine pek fazla o kadar bir katkısı yoktur. Onun için en az olacak D şıkkıdır. 40'a geldiğimiz zaman bacası sanayi olarak bilinen turizm Türkiye'de son yıllarda hızlı bir gelişme göstermiştir diyor doğru. Buna göre aşağıdakilerden hangisi turizmin Türkiye'nin ekonomisine olan katkılar arasında gösterilemez diyor. Turizmin dikkat edin Türkiye'nin ekonomisine olan katkılar arasında gösterilemez. İş ticaretin canlanmasını sağlar diyor. Evet özellikle üretim anlamında, tarımsal üretim anlamında, iş ticaretin ulaşım anlamında canlanmasını sağlar. Ulaşım sistemlerin gelişmesini hızlandırır. Evet. Dış ticaret dengelenmesini sağlar demiş. Kalsın bu. Ham madde dış satımının artmasını sağlar demiş. Kalsın bu. İşsizliğin azalması sağlar. Evet. Özellikle turizm bölgelerinde yapılacak olan oteller ve iş imkanları istihdamını yapar burada? Artırır. Burada dikkat edin arkadaşlar. Dış ticaretin dengelenmesi dediğimiz turizmden elde edeceğim döviz girdilerini, döviz kazançlarını bu şekilde açıkta, cari açıkta, dış ticaret açığında kullanmış oluruz. Demek ki bu da varmış. Demek ki ham madde dış satımın artmasını doğrudan ne yapmıyor? Sağlayamıyor. Onun için cevabımız D şıkkı. 41. sorumuza geldiğimiz zaman önemli turizm değerlerine sahip olan Türkiye'de turizmin gelişmesinde aşağıdakilerden hangisinin bir katkısı yoktur diye arkadaşlar. Turistik değerlerin tanıtımının artmasının evet o çok önemlidir. Tanıtım ne kadar çok fazla olursa kalite ve o da ona bağlı olarak turizm gelişmesi daha da yoğun olmuş olacaktır. Turizmin tesislerin sayısının artması evet tesisler arttırıldığı zaman konaklama imkanı da artmış olacaktır. Dış ticaret açığının artmasının arkadaşlar dikkat edelim burada. Ucuz tatil olanaklarının bulunmasını evet bu turizmi geliştirecektir. Katkısı sağlayacaktır. Turizm alanındaki etkinliklerin artmasını evet bunlar turizmi geliştirecektir ama dış ticaret açığının artmasını tam tersi turizmden elde edecek gelirler arkadaşlar dış ticaret açığını ne yapacaktır? Biraz daha azaltacaktır. Onun için cevabımız C şıkkı. 40. sorumuza geldiğim zaman aşağıdakilerden hangisinde bir kentte gelişmemiş olan bir turizm etkinliği birlikte verilmiştir diyor. İstanbul kültür turizmidir. Evet en fazla gelen turist 15 milyona yakın turistin geldiği bölge İstanbul'dur ve kültür turizmi ağırlıklıdır. Rize yayla turizmi demiş arkadaşlar. Evet özellikle yaylacılık faaliyetlerinin yoğun olduğu yer Ayder Yaylası. Antalya deniz turizmi demiş. Doğrudur. Samsun'a kış turizmi demiş. Kalsın. Afyon Karahisar'a sağlık turizmi demiş arkadaşlar. Doğrudur. Ama Samsun'a kış turizmi için kimse gitmez. Çünkü dağlık bir bölge değildir orası. Cevabımız D şıkkı. 43. sorumuza geldiğim zaman Akdeniz ve Ege kıyıları deniz turizminde diğer kıyılara göre daha gelişmiştir diyor. Doğru. Bu durumun oluşmasında hangisi diğerlerine göre daha etkili değildir diyor. Diğerlerine göre daha etkili değildir diyor. Kıyıda sera alanlarının bulunması. Dikkat edin o bölgede özellikle sera alanları, sera bahçeleri olduğu için insanlar o bölgeleri tarıma ayırmıştır o bölgede. Güneşli gün sayısının fazla olması o bölgelerde, bölgelerin geniş plajlara sahip olması etkilidir. Turizm etkinliklerinin çeşitlenmesi bu bölgelerde tesis sayısının fazla olması demiş arkadaşlar. Burada dikkat edin o bölgelerde yani Akdeniz ve Ege kıyılarını deniz turizminde diğer kıyılara göre yani özellikle Karadeniz ve Marmara kıyılarına göre buralarda tesis sayıları tabii ki daha fazla. Ama burada turizm etkinliklerin çeşitlenmesi dedi. Zaten o bölgelerde genelde arkadaşlar yaz turizmi bu anlamda etkilidir. Ama bunlar dikkat edin kıyılarda sera alanlarının bulunması arkadaşlar o bölgeyi tabii ki turizm anlamında diğer bölgelerden ayıran bir özellik ve gelişmesinde etkili olan bir unsur olarak ifade edemeyiz. Cevabımız A şıkkı.
Turizmin gelişmesinde doğal ve tarihsel değerlerin yanı sıra bir yörede kültürel ve zenginliklerin göstergesi olan el sanatları da etkilidir diyor. Doğru. Buna göre aşağıdaki merkezlerden hangisi de daha çok el sanatları ile turizm ön plana çıkmıştır diyor. Dikkat edin özellikle bölgelerde. Efes'e baktığımız zaman Efes antik harabelerden dolayı özellikle Meryem Anıtkesi ve Selçuk Kütüphanesi'nden dolayıdır. Kütahya demiş arkadaşlar. Kütahya İç Anadolu bölgesi, İç Batı Ege bölgesinde. Ankara'ya baktığımız zaman arkadaşlar Ankara genelde siyasi merkezdir. Pek fazla o anlamda el sanatları anlamında yoğun değildir turizm anlamında. Antalya'ya baktığımız zaman fazla değildir. Bodrum'a baktığımız zaman bu anlamda fazla değildir. Ama Kütahya arkadaşlar el sanatları anlamında en gelişmiş olan ilimizdir ve ön plana çıkmıştır. Onun için B şıkkı. 45'e geldiğim zaman aşağıdakilerden hangisi bir bölge ve bu bölgede yer almayan turizm yöresiyle birlikte verilmiştir diyor. A'da İç Anadolu bölgesinde Gordion yerleşim alanı demiş. Doğru arkadaşlar bu. Marmara'da Truva demiş. Evet Troy. O da doğru. Güneydoğu Anadolu bölgesinde Hasankeyf demiş arkadaşlar. Bu da doğru. Akdeniz'de Çatalhöyük demiş. Kalsın bu. Ege'de Efes demiş. İzmir'de doğru. Akdeniz'deki Çatalhöyük dediği arkadaşlar orayı karşılamıyor. Çatalhöyük'ün bulunduğu bölge çünkü Konya, İç Anadolu bölgesi olduğu için cevabımız D şıkkı. 46. sorumuza geldiğimiz zaman aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin turizmdeki doğal varlıklarından biri değildir diyor arkadaşlar. Dikkat edin doğal varlıklardan biri değildir diyor. Güneşli kıyılar ve deniz ülkesi olması evet bu doğal bir özelliktir. Önemli bir fuarlar ülkesi olması özellikle kalsın. Bu içmece ve kaplıcaların çok olması doğal bir özelliktir. Önemli kanyon vadilerinin olması özellikle Ihlara Vadisi gibi bunlar önemlidir. Ve Taşeli Platosu'ndaki Göksu Kanyonu gibi bunlar önemlidir. Çeşitli kuş türlerinin bulunması evet bunlar doğal özellikler ama fuarların olması arkadaşlar onlar beşeri bir etkinlik olduğu için turizmde o anlamda doğal varlıklardan biri değildir. Onun için cevabımız da B şıkkı. 47. sorumuza geldiğim zaman akış hızı, debisi yüksek akarsular üzerinde rafting yapmak günümüz dünyasının önemli turizm, özellikle alternatif turizm etkinliklerinden biridir demiş. Burada dikkat edin 4 yer vermiş arkadaşlar. 4 ırmak vermiş daha doğrusu. Birincisi Bakırçay Irmağı, ikincisi Küçük Menderes Irmağı, üçüncüsü Köprüçay Irmağı, dördüncüsüne baktığımız zaman Çoruh Irmağı demiş. Sorumuza baktığımız zaman devam ettiğimizde haritada kaç numaralı akarsulardan hangileri üzerinde rafting yapılmaktadır diyor arkadaşlar. Tekrar bir haritamıza baktığımız zaman burada özellikle birim verdiği yer Bakırçay'dır arkadaşlar. Burada çok fazla yoğun bir rafting alanı yoktur. 2'ye baktığımız zaman Küçük Menderes'te orada daha da azdır. Ama 3'te Köprüçay'da ve Çoruh özellikle. Çoruh bizim rafting anlamında merkez noktamız olduğu için bu bölgelerde gelişmiş. Demek ki 3 ve 4'te yoğunmuş. Baktığımız zaman cevabımız E şıkkı. 48. sorumuza geldiğim zaman Akdeniz bölgesinde yaz turizmin Karadeniz bölgesine göre daha fazla gelişmesi öncelikle neyle alakalıdır diyor. Yüzey şekillerinin engebeli olması demiş arkadaşlar. Akdeniz'in tam tersi Karadeniz'e göre biraz daha elverişlidir. Güneşli gün sayısının fazla olması demiş kalsın bu. Karadeniz'de ormanlık alanların daha fazla olması bu biraz etkili ama doğrudan karşılamıyor. Akdeniz'deki tuzluk oranın fazla olması demiş hayır tam tersi olumsuz yönde etkiliyor. Akdeniz'in Karadeniz'den daha derin olması hayır burada doğrudan bir etki yok ama Akdeniz'in Karadeniz'e göre güneşli gün sayısının daha fazla olması deniz turizmini geliştiren önemli bir etkendir. Onun için cevabımız B şıkkı. 49. sorumuza geldiğimiz zaman yer şekillerinin engebeli ve kar yağışının fazla olduğu yerlerde kış turizmi gelişmiştir diyor. Yukarıda verilen haritaya göre işaretli alan hangisinde kış turizmi gelişmemiştir diye arkadaşlar. Dikkat edin burada. 3 numara buradan başladığımız zaman batıdan. 3 numaralı yer burada Uludağ'dır arkadaşlar. Burası kış turizmi anlamında tabii ki gelişmiştir bu bölge. 4 numaraya baktığımız zaman Bolu, Abant, Kartalkaya dediğimiz bölgedir ve burası da yine kış turizmi anlamında gelişmiştir. 2 numaralı Kayseri, Erciyes'tir arkadaşlar. Yine kış turizmi anlamında gelişmiştir. 1 numaralı bölge Erzurum, Kars yine kış turizmi anlamında gelişmiş olan bir bölgedir. Ama 5 numaraya baktığımız zaman orası Şanlıurfa, o bölge Harran'dır arkadaşlar. O bölge kış turizmi anlamında gelişmiştir. Onun için cevabımız E şıkkı. 50. sorumuza geldiğimiz zaman aşağıdaki grafikte Türkiye'de turizm gelirlerinin bölgelere göre oransal dağılışı verilmiştir diyor Türkiye'de. Yani 7 tane 5 bölge üzerinden vermiş arkadaşlar. Birinci bölgemizde turizm gelirleri oransal anlamında %48'ini alıyormuş. Dikkat edin en fazla gelişmiş olan bölgemiz demektir o. Buna göre diyor 1 numaralı grafikte gösterilen bölgemiz hangisidir diyor. Unutmayalım Türkiye'ye en fazla turistin geldiği bölge ve en fazla gelir elde eden bölgemiz Marmara bölgesidir arkadaşlar. Onun için bu %48 dediği oranlama tabii ki Marmara bölgesini kastediyor. Cevabımız C şıkkı.
51. sorumuza geldiğimiz zaman Ege ve Akdeniz bölgelerinde turizm potansiyeli oldukça yüksektir diyor. Doğru. Aşağıdakilerden hangisi bu potansiyelin yüksek olmasına etkili değildir diyor arkadaşlar Ege ve Akdeniz için. Buralarda tarihi eserlerin olması. Evet, Ege ve Akdeniz hem kıyı turizmi, deniz turizmi anlamında önemli bir bölgelerimizdir. Ama aynı zamanda tarihsel geçmişi de önemlidir. Deniz turizmi elverişli olması, evet, o bölgede. Ulaşım olanaklarının gelişmiş olması, evet, etkilidir burada. Nüfus yoğunluğunun fazla olması demiş arkadaşlar. Bu kalsın. Önemli plajların bulunması, evet. Ege ve özellikle Ege plajları bu anlamda önemli olduğu için yoğun bir turist çeken bölgedir. Demek ki burada arkadaşlar bu potansiyel yüksek olmasında nüfus yoğunluğu doğrudan bir etken sağlamış. Cevabımız D şıkkı. 52. sorumuza geldiğimiz zaman eğimli arazilerde dar ve derin vadilerde akan akarsular rafting sporu için oldukça uygundur diyor. Buna göre Türkiye'nin yer şekil özellikleri dikkate alındığı zaman diyor hangi akarsuyumuzda rafting sporu daha elverişlidir diyor ya en uygun olanıdır diyor. Gediz'e baktığımız zaman Gediz İzmir'deydi arkadaşlar o bölgede. Akış hızı daha durgundur. O bölgelerde fazla rafting için alan yoktur. Küçük Menderes yine en düşük olanlarından bir tanesidir. Bakırçay'da yine yoktur. Susurluk'ta yine fazla yoktur. Ama Çoruh Nehri unutmayalım. Türkiye'nin rafting anlamında en önemli merkez noktasıdır. Onun için cevabımız E şıkkı. 53. sorumuza geldiğim zaman yukarıda verilen kıyılarda deniz turizmi mevsimlerin uzunluğunun çoktan aza doğru sıralanışı diyor. Dikkat edin. Deniz turizmi mevsimlerinin uzunluğu çoktan aza doğru sıralanış hangisine doğru olarak verilmiştir diyor. Burada en uzun arkadaşlar tabii ki Akdeniz kıyılarıdır. 3'ten başlayacağız. Sonra Ege kıyıları en az da tabii ki Türkiye'de güneşlenme süresi en az olduğu bölge Karadeniz kıyılarıdır. Demek ki 3, 1, 2'nin olduğu cevabımız E şıkkı. 54. sorumuza geldiğimiz zaman önemli turizm değerlerine sahip olan Türkiye'de son yıllarda turizmin gelişmesinde aşağıdakilerden hangisinin bir katkısı yoktur diyor turizmin gelişmesinde. Turistik değerlerin tanıtımın artması evet bu çok kesinlikle etkilidir. Turizm tesislerinin sayısının artması evet etkilidir. Dış ticaret açığının artması dikkat edin burada etkilidir arkadaşlar. Artması demiş dikkat edin azalması olacaktı. Ucuz tatil olanaklarının bulunması bunlar turizm alanındaki etkinliklerin artması bunlar etkilidir ama dış ticaret açığının artması bu anlamda doğrudan bir etki değildir. Onun için cevabımız C şıkkı. Türkiye'de ulaşım ve turizm sorularımız bu kadar arkadaşlar. Gelecek derslerimizde görüşmek üzere.